yatırımlarınız ile geleceğinizi planlayabilmek, finansal olarak mantıklı adımlar atabilmek, doğru zamanda doğru yatırımı yaparak hayallerinize ulaşabilmek için Bayinan Bitcoin ve danışmanlık hizmetleri. Sevgili dostlarım merhaba. Bugünkü yayınımıza Bitcoin ile başlayacağız. Bitcoin 40.500 direncini kıramadı bugün. Bu videonun yayını hazırlandığı saatte ve 40.500 direncini kıramadığı için önce 38.500'e düştü. Buradan bir destek toplayıp 40.000'e tekrardan 40.500 direncini kırmaya çalışacak. Bundan bir hafta, iki hafta öncesinde 30.000, 32.000 fiyatlanmasında idi Bitcoin. Ve bu düşüşlerde piyasaya küsüp kaçanların çoğu şu an tekrar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Kripto para piyasasına girecekseniz, düşüşlerin ve çıkışların olduğu bir piyasayı kabullenmelisiniz. Gün gelecek düşecek, gün gelecek çıkacak. Bitcoin tarihinden bu zamana kadar defalarca düşüş yaşadı. Ama elinde ve sonunda düştüğü rakama, o ilk rakamına hep gelmiştir ve kıracaktır da. Geçenki yayınlarımızda da bahsettik. Temmuz sonu ve Ağustos'ta güzel bir yükseliş bekliyoruz. Ki benim yıl sonundaki Bitcoin hedefim, öngörüm 90.000 doların üstünde olacağı yönünde bir öngörüm var. Ve daha önceki her düşüşte o rakama belki 2 ay, belki 3 ayda gelip önce o rakama gelir, sonra onu kırar ve gider. Yukarı yönlü çıkar. Altcoin'leri de yine aynı şekilde. Burada iki düşüş olduğunda, üç düşüş olduğunda işte piyasaya küsüp gidenler tekrar yüksekten piyasaya gelirler. Bakın burada bir gariplik var. Yüksekten alıp, düşükte satıp, piyasadan gidip, sonra yükselince tekrar geri gelenler. Gariplik işte burası. Yüksekten aldığınız düştü. Bu son düşüşlerde hepimiz, herkes bir eksiye girdi. O yüzden de çoğu yayınımızda hep şunu diyoruz. Alım yaparken elinizdeki nakitin ilk önce %50'siyle alım yapın. Diğer %50'yi yedek akçe olarak kenarda bırakın. Sonrasında bir alım daha yapacaksanız elinizdeki %50'nin yarısıyla yine alım yapın. Yine elde yedek akçe bırakın. Yani yedek nakit bırakın. Ve sevgili dostlarım, piyasamız şu an eğer ki Bitcoin bugün, yarın ve bu hafta içerisinde 40.500 direncini kırarsa 42.000 ve 45.000 diye devam edecek. Tabii ki onun devamında da tüm altcoin'leri de yukarı taşımaya, major coin'leri eski fiyatına yaklaştırmaya, sonra da üzerine çıkmaya sebep olacak. Burada önemli olan doğru noktalarda alım ve doğru noktalarda satış girmenizdir. Bu işte tecrübe ve bilgi gerçekten çok önemlidir. Sadece grafik eğitimi alarak belli bir başarı edinmiş olsaydınız, grafik eğitimi veren o zaman şimdiye gökdelenin en tepesinde yaşaması gerekirdi. Sadece grafikle değildir kripto para piyasası. Teknik analiz değil, güncel haberleri de takip etmemiz lazım. Grafikler hep al gösterirken, al sinyalleri verirken Çin'den gelen haberler ile bakın bu düşüşü beraber yaşadık. Tüm grafikler al sinyali veriyordu, tüm analizler al sinyali veriyordu ama bir haberle piyasayı altüst ettiler. Sizlere de anlatmaya çalıştığım da tecrübe. Bu düşüş sizlerin koluna aslında birer bilezik. Hani eski atalarımız bu şekilde söyler. Bu düşüş size birer bilezikti. Tabii piyasadan kaçanlar, korkanlar, yananlar, batanlar, gidenler şimdi ya 40.000'de gelecekler ya Bitcoin 45.000'e geldiğinde ya da 50.000'e geldiğinde ve tekrar yüksekten alım yapacaklar. Hatta bu gidenler, gelenlerle ilgili de böyle geçmişte benim ilk zamanlarımda yaşamış olduğum bir tecrübeyi paylaşayım. Çok fazla uzun bir süreyle gitmeyeceğim. Geçen seneye gideceğim. Bitcoin 40.000 Türk lirasından 32.000-33.000 Türk lirasına düşmüştü.
Biz 35 binde alım yaptık, 38 binde alım yaptık, 33 bin Türk lirasında alım yaptık. Bakın ne kadar ucuz fiyatlar değil mi? Orada tanıdığım biri 40 binden alıp 32 binde satışı yapıp piyasaya küsmüştü. Aynı bu dönemde piyasaya küsen dostlarımız için de bunu anlatıyorum. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Mayıs ayında tekrar geri geldi piyasaya ve 70 bin Türk lirasından tekrardan alım yaptı. İşte kripto para piyasasında bu şekilde zarar edebilirsiniz. Eğer ki zarar etmek istiyorsanız bunu yapın. 40 binden aldığınız bir coin'i 30 binde satın, 2 ay sonra gelin 70 binden geri alın. Zarar etmek istemiyorsanız bunu yapmamalısınız. Sevgili dostlarım, kripto para piyasasında herhangi bir coin'i alıyorsanız, tek Bitcoin demiyorum, Ethereum'da olabilirsiniz, Ripple'da alabilirsiniz ve almış olduğunuz coin'i kendinize hedef koyun. 3 dolara aldığınız ya da 3 TL'ye almış olduğunuz bir coin'i 5 dolar hedef mi koydunuz? Tabii ki mantıksal hedeflerden bahsediyorum. 5 dolara hedef koyduğunuzda o hedef gelene kadar bekleyin. 3 dolardan 1 dolara düşebilir. 50 dolara 1,5 dolara çıkabilir. 50 sente düşebilir. Hiç umursamayın. Hedefiniz 5 dolarsa 5 dolara kadar da bekleyin. Hedef koyarsanız bu hedef koyduğunuz hedef sizi panik satışından uzaklaştırır. Ani kararları, ani karar vermekten uzaklaştırır. Stresli bir anınızda satış yapayım ya da alış yapayım hepsinden uzaklaştırır. Bu yüzden kripto parada yatırım yapacaksanız, alım yapacaksanız ilk yapacağınız şey daha almadan önce ben bu coin'i kaça satarım? 3 dolara aldığınız bir coin'i, alacağınız bir coin'i daha almadan ben bunu kaça satarım mı düşünmeniz lazım. Grafikte en yüksekte, en tepede iken grafiğin faydası işte burada. Evet alım yapmayın, bekleyin ya da altı emir girin. En tepeden hiçbir zaman alınmaz. Ve en tepeden almak yerine biraz düşüşü bekleyin. Her gün alım yapacağınız diye bir kaide yok kripto para piyasamızda. Böyle bir kural yok. Bunu neden söylüyorum? Kimi gördüğüm, tanıdığım kişiler var. Her gün alım, yani bugün karlı bir alış ve satış yaptı. Satış yaptıktan sonrasında hemen alım yapmak. Hayır almayın. Bir gün almadığınızda bir şey kaybetmezsiniz. İki gün alım yapmadığınızda bir şey kaybetmezsiniz. Ama doğru rakamdan alım yaptığınızda çok şeyler kazanırsınız. Bu yüzden kendinize bir coin'i almayı düşündüğünüzde kendinize hedef koyun. Ve hatta mantıksal hedeflerden tabii ki bahsediyorum. 3 dolara almış olduğunuz bir coin'i 3000 dolara satmaktan bahsetmiyorum. 3 dolara alım yaptınız, 5 dolar hedef koyun, satış emrini girin hatta. Ki bu satış emrinden şimdi Türk borsalarına bağlayacağım. Satış emrini girdiğinizde kapatın borsanızı. O zamana gelince satılır, dolara, TL'ye geçer. Ve siz direktman işte 3 dolarınızı 5 dolar olarak görmüş olursunuz. Bunu bir günde de gerçekleştirebilirsiniz, bir ayda da gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan zaman değil, hedeftir. O hedefe ulaşmak. Türk borsalarına gelince sevgili dostlarım, biz birçok yayınımızda Türk borsalarını özellikle belirttik. Eğer ki kripto para yatırımcısı iseniz, çalışılabilecek bir iki borsa vardır. Bunları kullanın diye. Neydi bunlar? Binance, Binance TR bölümü ve OKEX'in borsası. Hatta 3 linki de bilerek aşağıya bıraktık. Neden böyle yapıyoruz? Şu an Türk borsalarından sponsorluk teklifleri gelmiyor mu? Evet geliyor. Ve biz bunları tek tek inceliyoruz bu borsaları. Farklı hesaptan hesap açıyoruz, alış satışlarına bakıyoruz, oradaki para transferlerini birçok şeyini inceliyoruz. Ve daha şu ana kadar hiçbiri benden olumlu bir not almadı bunun için. Çünkü neden böyle söylüyorum? Bakın, kimi borsa vardır. Maalesef ki isim veremediğimiz için bu şekilde anlatıyorum. Kimi borsa vardır. Yatırırsınız, alım satım yaparsınız, her şey iyi hoştur. Ama Ethereum'unuzu o borsadan farklı bir borsaya göndereceğinizde size zorluk çıkartırlar. Transfer onaylandı, onaylanacaktı diye gün gelir bir gün beklersiniz, gün gelir 3 gün beklersiniz.
Ben bunu kendi danışmanlık hizmeti verdiğim müşterilerimde defalarca yaşadım. Sonra kimisi başka bir borsa ise şunu yapar. A coin'ini 10 dolardan satacaksınız ama normalde o coin'in değeri 10.50 dolar. Orada direkt 10 dolar yapıp siz satış yaptığınızda daha sizi orada satarken bir anda o doları size yüksekten satar. Bunu biz canlı yaşadık arkadaşlar. Nasıl mı canlı yaşadık? Zamanında bir Türk borsasından Tron coin'i almıştı müşterim. Belli bir fiyattan alım yaptırmıştık ve coin yükseldi. Bir kar oluştu, satış yapacağız. Tabii benim şu an birçok müşterim Binance'da. Aynı müşterim Türk borsasından satış yaptığında eline geçecek rakam 20 bin dolar. Bakın biz Türk borsasında o satışı yaptırmadık. Tron'ları o borsadan Binance'a taşıdık. Taşıma komisyonu ile birlikte orada satış yaptığımızda 20.500 dolara satış yaptık. Aynı USDT, aynı Tether neden birinde 20.000 dolar, neden diğerinde 21.500 dolar? İşte Türk borsalarında şu an için incelemelerimizde, takiplerimizde bu ve buna benzer olayların çok olduğunu gördük. Kimisinde bakıyoruz USDT yok. Ne demek yani ben satış yaptığımda nakite geçip bir hafta nakitte kalmak istiyorsam Türk lirasında mı kalmalıyım, dolarda mı? O zaman size diyor ki evet dolar almak istiyorsanız önce paranızı Türk lirasına satın, bir komisyon ödeyin. Sonrasında da tekrar dolar alın, USDT yani Tether coin alın, bir komisyon daha ödeyin. Yani kulağımızı bu şekilde değil yukarıdan tutturmak ve daha fazla komisyon ödetmekle kurulu sistemleri olduğu için biz bundan tavsiye etmiyoruz. Yoksa istediğiniz borsada alım satım yapabilirsiniz. Ama bir tarafta Binance'da Ahmet Bey 10 dolar komisyon öderken, OKX'de 1 dolar komisyon öderken siz Türk borsasında aylık 100 dolar komisyon ödemeyin diye biz bunları sizlere anlatıyoruz. Ve elimizden geldiğince de anlatmaya devam edeceğiz. Ve elimizden geldiğince hem Türk borsalarında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kimi borsa var? Piyasa emrinde bir komisyon alır. Limitte bir tık daha yukarı alır. Stop loss'ta daha da yukarı alır. Ve stop loss aniden bozulur. Siz 10 dolar aldığınız bir coin'i 9 dolara girersiniz. Sabah kalkmışsınız paranız Türk lirasında ya da dolara geçmiş. Yani stop loss çalışmış, devreye girmiş ama grafikte 9 dolara hiç inmemiş. Bunları hep yaşadığımız için biz Binance danışmanlık şirketi olarak danışmanlık hizmeti verdiğimiz ve WhatsApp grubu hizmeti verdiğimiz müşterilerimize Binance ve OKX borsasını öneriyoruz. OKX borsasını da önerme sebebimiz şundan. OKX'ten birçok coin zamanı gelince Binance'a geçtiği için. Ki biz ELA coin'ini zamanında o yüzden tanıttık. Melon'u 20 dolardayken bu yüzden tanıttık. Ve görmüş olduğunuz gibi Melon 160 dolara kadar çıktı Binance'a gireceğinde. Tecrübe dediğimiz, teknik bilgi dediğimiz alan burası. Bölüm işte tam burası sevgili dostlarım. Şu an Türkiye'de borsalar giderek çoğalmakta. Daha önce de sizlere bir sözüm vardı, söylemiştim, yine söylüyorum. Eğer ki incelediğim borsalar arasında, Türk borsaları arasında bizim istediğimiz kriterlere uygun bir borsa çıkarsa ben bunu sizlere seve seve tanıtacağım. Ve kendim özel yayın açıp nasıl kullanılır, nasıl alınır, nasıl satılır, komisyonu budur, bu budur diye tek tek anlatacağım. Sermayesi ne kadar, şirket bilgilerine kadar anlatacağız. Ama şu an bu kriterlerde olmadığı için biz OKX ve Binance'ı anlatıyoruz sizlere. Buradaki amacımız da daha az komisyon ödeyin ve daha çok coin'in bulunduğu bir borsa kullanın. Bunu da hatta şöyle düşünebiliriz. Bir pazar var, 20 satıcı var. Başka bir pazar var, 1 milyon satıcı var. Nereyi tercih edersiniz? Tabii ki 1 milyon olanı. Yapmaya çalıştığımızda bu sevgili dostlarım.
Piyasamız dediğim gibi toparlanmaya başladı. Ağustos ayında çok güzel geçecek. Daha önce de sizlere bahsettiğim Vergen'in halvinki var, yani XVG'nin halvinki var Ağustos ayında ve XVG'den güzel bir performans bekliyorum. Ve diğer coinlerimiz, alış yaptırdığımız diğer coinlerimiz de zamanı gelince bu Ağustos ayı içerisinde bu 5 haftalık sürede çok güzel bir performans gösterecekler ve güzel kazançlar olacağını düşünüyorum. Bunun için de danışmanlık hizmetlerimiz için diye hep alta yazıyoruz. info@bitcoinakademi.com diye. Kripto para gerçekten tecrübe, bilgi isteyen, nerede alınması ve nerede satılması gerektiğinin bilinmesi gereken bir piyasadır sevgili dostlarım. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Kripto parada ve tüm dünyada, genel piyasada para kazanılır, kaybedilir. Önemli olan sağlığınızdır benim can dostlarım. Bu yüzden her şeyden önce sağlıcakla kalın. İyi akşamlarda kalın, iyi günlerde kalın.